Arpa şehriye sanılanın aksine tahıl çeşidi veya herhangi bir bitkiden çıkan bir şey değilmiş. Bildiğimiz makarnanın arpa şeklinde üretilmiş haliymiş. Yıllardır ben de arpa şehriyeyi tahıl çeşidi sanardım. Gerçeği askerdeyken bir aşçıdan öğrenmiştim. Bu arpa şehriye arpa değil, buğday hiç değil, çavdar ve yulafla da alakası yok. Peki bu ne böyle demiştim. Adam bu soruyu duyunca bayağı şaşırmıştı. Komaya giren bir kişi sizi duyabilir. O yüzden hastanın yanında ağlamak ya da moral bozucu şeyler konuşmak çok yanlıştır. Daha çok umut verici ve pozitif şeyler konuşulması gerekir. Hepimizin sık sık tükettiği çoğu besinde alkol vardır. Mayalanma sonucu ya da doğal olarak birçok besinde alkol oluşur. Yani hepimiz ister istemez her gün alkol alıyoruz. Fakat bu alkol miktarı çok düşük olduğu için bunu hissetmiyoruz. Yoğurtta, meyve sularında, kımızda, kefirde, bozada, sirkede, hatta sebze ve meyvelerde bile alkol bulunur. İlginçtir ki bazı insanların vücudu alkolü kendiliğinden de üretir. O kişiler alkol tüketmese bile kanında alkol çıkabilir. Bu hastalığın da adı fermantasyon sendromudur. İnsan gözü görme açısından sandığımız kadar mükemmel değildir. Çevremizdeki ışık türlerinden çok azını görebiliriz. Fakat bazı yöntemlerle göremediğimiz ışıkları seçebiliriz. En basit örnek televizyon kumandasından çıkan kızılötesi ışık. Normal şartlarda insan gözü bu ışığı seçemez. Fakat telefonunuzun kamerasını kumandaya tuttuğunuzda kumandadan yayılan bu ışığı rahatça görebilirsiniz. Televizyon veya monitör alırken önümüze iki seçenek çıkar. Çoğu kişi aradaki farkı bilmez. Aradaki tek fark birisinin ekran aydınlatması floresanla, diğerininki LED lambalarla sağlanmasıdır. Peki ne almak gerekiyor derseniz, LED derim. Çünkü LED'ler daha az elektrik yakar, ısınmaz ve renkleri daha canlı gösterir. Gece gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz yıldızların hangisinin gerçek yıldız, hangisinin gezegen olduğunu anlamak istiyorsanız ışık dalgalanmalarına bakın. Size göz kırpanlar yıldızdır. Işığı sabit olanlar ise gezegendir. Çok keskin gözleriniz ve şehirden uzak uygun ortamınız varsa milyarlarca yıldıza ev sahipliği yapan komşu galaksi Andromeda'yı bile görebilirsiniz. Yenlendiğimiz zaman ortaya çıkan gaz oldukça yanıcıdır. Metan ve hidrojen içeren, halk arasında osuruk ya da osturuk olarak bilinen bu gaz, çakmak çakıldığında yoğun bir şekilde alev alır. Her ne kadar ilginç olsa da bence denenmemesi gereken bir harekettir. Konuyla bağlantılı bir başka ilginç olay daha söyleyeyim. Bazı zeki köylülerimiz hayvan dışkılarından bedava gaz üretmektedir. Köylüler yemek pişirmede, banyo suyunda ve hane ısıtmasında bu gazı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Merak edenler arama motoruna biyogaz üretimi yazarak video bölümüne bakabilir. Dubai'deki bu gökdelen o kadar yüksektir ki, en üst katta gün doğduğu sırada asansörle en alt kata indiğinizde hava halen karanlıktır. Gördüğünüz yer Kopenhag'a bağlı bir beldedir. Yüz ölçümü 23 kilometre kare olup nüfusu 33.831'dir. Dünyanın en ilginç yerleşim yerlerinden biridir. Uçakta yediğimiz yemeklerle normalde yediğimiz yemeklerin tadı farklı gelir. Bunun sebebi uçak yükseldikçe tat ve koku alma duyularımızın değişmesidir. Yüksek basınç, düşük nem ve yoğun gürültü bu iki duyumuzun dengesini bozar. Bu yüzden yediğimiz yemeklerin tatlarını pek alamayız. Buna çözüm olarak çoğu havayolu şirketi yemeklere ekstra tuz ve baharat koymaktadır. Uçakta verilen yemeklerden bir numune alıp yere indikten sonra ağzınıza atmayı deneyebilirsiniz. Yukarıdayken yediğiniz şeyle o an yediğiniz şeyin tadı arasında bayağı fark göreceksiniz.